Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Asay-ı Musa adındaki eserin yedinci meselesini okuyorduk. Cenab-ı Hakk'ın bin bir esma-i hüsnasından bazılarının bu alemdeki tecellilerinin örneklerini vererek bu isimlerin bu gelip geçici fani dünyaya sığmayacağını, ezeli ve ebedi olan bu isimlerin ebediyen tecelli etmek istediğini, bu fani kainatın da buna merkez ve karargah olamayacağını ifade ederek ahireti ispatlıyordu işte Hazretleri. Dün akşamki dersimizde de yine o Esma-i Hüsna'dan Cenab-ı Hakk'ın evvel, ahir, zahir, batın isimlerinin tecellilerini ifade ediyordu. Ve bir ağacın çekirdeği onun evveli, Cenab-ı Hakk'ın el-evvel ismine mazhar. Efendim, meyvesi onun ahiri, Cenab-ı Hakk'ın ahir ismine mazhar. Ağacın dış görüntüsü Allah'ın zahir ismine, içindeki mekanizmaları Cenab-ı Hakk'ın batın ismine mazhar olduğunu ve Cenab-ı Hakk'ın Hafiz isminin her şeyi olduğu gibi muhafaza ettiğini ifade ederek bu örnekten hareketle kaldığımız yerden devam ediyoruz bu ağaç misalinden sonra. Aynen öyle de küre-i arz, bu dünya, senevi mevsimler cihetinde bir ağaçtır. Yani ilkbahar, yaz, sonbahar, sonbahar, kış dediğimiz dört mevsim üzerine bu da bir ağaç gibi düşünülebilir. İsmi evvel cilvesiyle, Allah'ın el-evvel ismi cilvesiyle güz mevsiminde hafiziyete, Cenab-ı Hakk'ın hafiz, her şeyi koruyan ismine emanet edilen bütün tohumlar ve çekirdekler, bahar çarşafını giyen zemin yüzünün milyarlar dal budak meyve veren ve çiçek açan ağacının teşkilatına dair ilahi emirlerin mecmuacıkları ve kaderden gelen düsturların listeleri ve geçen yazın işlediği vazifelerin küçücük sayfayı amelleri ve defteri hidamatı hizmet defterleridir ki bilbedahe apaçık bir Hafiz-i Zülcelal ve İkram'ın, yani Celal, İkram sahibi ve her şeyi koruyan Cenab-ı Hakk'ın hadsiz kudret, adalet, hikmet, rahmet ile iş gördüğünü gösteriyor. Ve senevi zemin ağacının ahiri ise ikinci güzde, ikinci sonbaharda o ağacın gördüğü bütün vazifelerini, yani dünya ağacının gördüğü bütün vazifelerini ve Esma-i İlahiye, Allah'ın güzel isimlerine karşı ettiği bütün fıtri tesbihatlarını ve gelecek bahar haşrinde neşir olabilen bütün sahaif-i amellerini, amel sayfalarını zerrecik ve küçücük kutucukların içine koyup, yani çekirdek ve tohumlara koyup, Hafiz-i Zülcelal'in, Allah'ın desti hikmetine, hikmet eline teslim eder. Hüvel ahiru ismini hadsiz dillerle kainat yüzünde okur. Ve bu ağacın, yani senevi dünya ağacının zahiri ise haşrin, yeniden dirilişin 300 bin misallerini ve emarelerini gösteren 300 bin külli ve çeşit çeşit çiçekler açıp hadsiz rahmaniyet ve rezakiyet ve rahimiyet ve kerimiyet sofralarını, Allah'ın bu isimlerin sofralarını sererek zihayatlara, bütün hayat sahiplerine ziyafetler vermekle Hüvel zahiru ismini meyveleri, çiçekleri, tamları sayısınca lisanlarıyla zikredip methü sena eder.
gündüz gibi ve izzet sufu nüşret hakikatini gösterir. Yani yeniden diriliş sabahında ve mahşer meydanında insanların amel defterlerinin neşredileceğini Cenab-ı Hak haber veriyor ya, amel defterleri açıldığında anlamına gelen bu ayetin hakikatini her bahar mevsimi bizzat gösteriyor. Bu haşmetli ağacın batını içi ise hadsiz bir hesaba gelmez muntazam makineleri ve mizanlı ölçülü fabrikaları kemali dikkat ve intizamla işlettiren öyle bir kazan ve tezgahtır ki bir dirhemden bin batman taamları pişirir, açlara yetiştirir. Bir dirhem yani 3 gram ağırlığındaki bir elma çekirdeğinden Allah bir elma fidanı, ondan sonra bir elma ağacını yaratır. Yıllar yılı tonlarla elmaları insanlara, rızık isteyen canlı mahlukata ihsan eder. Ve öyle bir mizan ve dikkatle işler ki zerre kadar tesadüfün karışmasına bir yer bırakmıyor. Hüvel batinu ismini, Allah batındır. Her şeyin iç yüzü onun elindedir ismini. Zeminin iç yüzüyle 100.000 diliyle tesbih eden bazı melaike gibi 100.000 tarzlarda ilan edip ispat eder. Hem arş, bu yer küre, dünyamız, senevi hayatı yıllık hayat haysiyetiyle bir ağaç olduğu ve o 4 isim içinde hafiziyeti ve onun da haşir kapısına bir anahtar yaptığı gibi, yeniden dirilişe bir anahtar yaptığı gibi, aynen öyle de dehri ve dünya hayatı cihetiyle zaman bakımından ve dünya hayatı itibariyle yine meyveleri ahiret pazarına gönderilen bir muntazam ağaçtır. Ve o 4 isme Cenab-ı Hakk'ın evvel, ahir, zahir, batın isimlerine öyle bir mazhar, bir ayna ve ahirete giden bir yol açar ki genişliğini ihataya kavramaya ve tabire aklımız kafi gelmiyor. Yalnız bu kadar deriz. Nasıl ki bir saatin saniyeleri ve dakikaları ve saatleri ve günleri sayan haftalık saatin milleri, ibreleri birbirine benzer, birbirini ispat eder. Saniyelerin hareketini gören, sair çarkların hareketlerini tasdik etmeye mecbur olur. Yani her ne kadar gözle saatleri gösteren akrep denilen o ibrenin hareketi görülmüyorsa da, dakikanın hareketi yavaş da olsa fark ediliyor. Ama saniye ise gözümüzün önünde hareket halinde. Yani saniyeyi gören elbette dakikayı gösteren ibreyi, dakikanın hareket halinde olduğunu gören insan da saatleri gösteren ibrenin de hareket halinde olduğunu anlar ve tasdik etmeye de mecbur olur. Aynen öyle de semavat varzın, gökler alemi ve dünyanın Halik-i Zülcelal'in, o celal sahibi yaratıcı Cenab-ı Hakk'ın bir saat-ı ekberi, çok büyük bir saati hükmünde olan bu dünyanın saniyelerini sayan günler ve dakikalarını hesap eden seneler ve saatlerini gösteren asırlar ve günlerini bildiren devirler, çağlar birbirine benzer, birbirini ispat eder. Ve bu gecenin sabahı ve bu kışın baharı katiyetinde, kesinliğinde, fani dünyanın karanlıklı kışının baki bir baharı ve sermediği sonsuz bir sabahı geleceğini hadsiz emarelerle, alametlerle haber verir diye Hafiz ismiyle Hüvel evvelü vel ahiru vel zahiru vel batın isimleri biz Halık'ımızdan
Yaratıcımızdan sorduğumuz haşir meselesine mezkür hakikatle cevap veriyorlar. Yani her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı Allah'ın koyduğu bir kanun ya, elbette bu fani ve karanlıklı dünyanın dahi kıyametten sonra daimi bir sabahı, ebedi bir ahiret baharı gelecek. İnsanların ahiretin geleceğine inanıp inanmaması bu kesin gerçeği değiştirmiyor. Ben yarın sabahın olacağına inanmıyorum. İstediği kadar de. Ertesi sabah, sabah oluyor işte yani. Ben bu kıştan sonra ilkbaharın geleceğine inanmıyorum, kabul etmiyorum. E etme, Allah o baharı getiriyor. Aynen bunlar gibi. Sen bu dünyanın ötesinde insanı bekleyen bir ahiret sabahının, baharının geleceğine inanmıyorsan var inanma. İnanıp inanmamakla o kesin gerçek değişmiyor ki. O yeniden diriliş sabahı ve ahiretin daimi baharı gelecek. Daha evvel de ifade ettiğimiz gibi oraya inanmayanlar ne diyecekler biliyor musunuz? Mealen Yasin Şerif'ten nakletmiştim ya. Yazıklar olsun bize. Yattığımız kabirlerimizden bizi kim kaldırdı? Demek Rahman olan Allah'ın vaat ettiği şey buymuş. Meğer peygamberler bize doğru haber vermiş diyecekler ama geçti borun pazarı, süreçliği orada nide de yok, doğru cehenneme. Kafirler, münafıklar elbette cehenneme yuvarlanacaklar, oraya atılacaklar. Zebanilerin ellerinde Allah'ı, ahireti ve diğer iman rükünlerini inkar etmenin bedelini ebediyen azap çekmek üzere orada ödemeye devam edecekler. Sonu olmayan bir azap memleketi cehennem tarafı. Devam edelim dersimize. Hem madem gözümüzle görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki insan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli kapsamlı meyvesi. Ya Cenab-ı Hak bu kainatı kendisinin bildiği bir zaman diliminde ilim adamlarının ifadesine göre 13 milyar 700 milyon yıl evvel kainat diye bir şey yoktu. Allah kainatın ilk temel maddesini yarattı ve Kur'an-ı Azimüşşan'da haber verdiği gibi ve ennes semavati vel ardı kânete ratkan fefetaknâhuma buyurdu. Yani sema ve zemin bitişikti. Sonra biz onu ayırt ettik. Diğer gezegenlerle beraber güneşle bitişik bir macun hükmündeyken dünyamız Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilim, irade ve kudretiyle o macundan bir kısım parçalar koparıldı. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton diye bize saydırılan gezegenler uydularıyla beraber bu şu anda bildiğimiz, gördüğümüz yörüngelerine yerleştirildiler. Dünyamız güneşten koparılıp buraya getirildiği zaman yörüngesi yerleştirildiğinde tıpkı karnındaki mağma tabakası gibi erimiş bir ateş kitlesiydi. Şu andaki güneşin durumu gibi. Ama Cenab-ı Hak kainat ağacının dalını asılı en güzel meyve hükmünde olan dünyamızın acele kabuk bağlamasını Allah sağlayarak dağları, denizleri, tepeleri, dereleri, nehirleri, her şeyi yarattı. Sonra bitki ve ağaçları yarattı. Arkasından hayvanları yarattı. Ondan sonra da en son kainat ağacının en mükemmel, en donanımlı, en kabiliyetli meyvesi olarak insan türünü yarattı. Onu da cennette Adem Aleyhisselam ile Havva validemizi orada yarattıktan sonra vazifeli olarak her ikisini dünyaya gönderdi ve yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladılar. Dolayısıyla
her şey hazredilmiş, yani ağacın gövdesi, dalları, budakları, çiçekleri, yaprakları yaratıldıktan sonra sıra meyveye geliyor. Yani Allah'ın aleme koyduğu kanun gereği böyle. Yapraklar açıyor, çiçek veriyor, arkadan elma, armut, kiraz, vişne, badem, kayısı, onlar şey yapıyor. Yani insan nevinin bu dünyadaki ömrü öyle 150 milyon falan filan hikaye onlar. 7 bin senelik bir ömür var insanlığın dünyada. 2000 sene buradan, 5000 sene de milattan önce 7000 senelik bir insanlık hayatı var yeryüzünde. Demek ki bu ifade çok yerinde. Kainat ağacının insan en donanımlı meyvesi. Ve hakikati Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cihetiyle çekirdeki aslisi. Ya bu da enteresan bir ifade. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe-i kiram sormuş. Ya Resulallah, Cenab-ı Hakk'ın zatından önce başka bir şey yoktu. Sadece Allah vardı. Peki Allah'ın yarattığı ilk şey neydi? Allah zatından başka ilk yarattığı şey olarak neyi yarattı? Cevap verdi. Evvelü mâ halakallahu nuri. Allah ilk önce benim nurumu yarattı. O nurdan kainatın ilk temel maddesini icat etti. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ve hakikati maddi ve manevi alemleriyle kainat ağacının ilk çekirdeğidir. Asıl çekirdeği onun nurudur. Ve kainat Kur'an'ının ayeti kübrasıdır insan nevi. Şimdi Kur'an-ı Kerim var. Onun bir de en büyük ayeti var. İsra suresinin 44. ayetinin adı Ayetel Kübra'dır. En büyük ayet. Mealen Cenab-ı Hak 7 kat gökler ve yer ve içindeki her şey Allah'ı tesbih ve hamd eder. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı övüp Allah'a tesbih etmiş olmasın. Lakin siz onların tesbihini anlayamazsınız. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir diye. Meali böyle. Nasıl ki Kur'an-ı Azimüşşan'ın en büyük ayeti olarak İsra suresinin 44. ayetidir. Allah'ın yarattığı cismani bir Kur'an hükmündeki kainatın en büyük ayeti de insandır, insan. Evet, çeşit çeşit hayvanları yaratmış, ağaçları, bitkileri Allah yaratmış ama kainat ağacının veya Kur'an'ın en büyük ayeti insandır. Ve ismi azamı taşıyan Ayet-el Kürsi'si, Fesübhanallah. İnsanın ne kadar enteresan tarifler şeklinde üstad söylüyor ya. Ayet-el Kürsi'de ismi azam vardır. Nedir o? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Yani Allah hay ve kayyum isimleri var. Ayet-el Kürsi'nin içerisinde. Demek ki insan Cenab-ı Hakk'ın ismi azamına mazhar olmak kabiliyeti üzerine yaratılmış olduğu anlaşılıyor. Ve kainat sarayının en mükerrem misafiri ya. Ve o saraydaki sair şekerlerde, diğer yaşayan varlıklarda tasarrufa mezun en faal memuru ya. Allah'ın yarattığı dağlardan, ormanlardan kayın ağaçlarını kesiyor, biçiyor, doğuruyor. Ondan sonra onlardan mobilya yapıyor. Ağaçtan evler yapıyor. Niye bu ağaçları kesiyorsun diye soran yok. Tabii soran var. Orman Bölge Müdürlüğü var. Yani sen izinsiz ağaç kesmeye kalktığın zaman onun cezası da çok ağır malum. Ama insan görevli adamlar marifetiyle Allah'ın yarattığı ağaçları kesiyor, onlardan evler yapıyor, mobilyalar yapıyor, ağaçtan evler yapıyor. Allah Allah.
Hem sonra bak mesela yeni Kurban Bayramı'nı yeni arkada bıraktık. 1 tonluk, 1,5 tonluk koca koca boğaları tekbirler getirerek Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diyerek Allah'ın yarattığı o canlı hayvanı vacip olan kurbanımız olarak kestik ya. Subhanallah. O kadar büyük hayvanları insanlar kesiyor ama kendi öz çocuğunun bir parmağını kesemiyor. Bilerek kes bakalım, soluğu mahkemede alır, kolesi boylarsın. İnsan böyle mükerrem bir varlık. O boğaları keserken, develeri keserken kimse bir şey sormuyor. Ama kendi yavrunun bir parmağını bile kesmeye izin verilmiyor insan. Bu kadar şerefli, bu kadar aziz bir varlık yeryüzü misafirhanesinde Allah'ın en şerefli misafiri. Ve kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve sarfiyatına, gelir ve giderlerine ve zer ve ekilmesine nezarete memur ve yüzer fenler ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş, donatılmış en gürültülü ve mesuliyetli nazırı. Ya Allah'ın ihsan ettiği tarlalarda 500 dönüm, 1000 dönümlük tarlaları ekiyorsun, buğdayları. Tonlarla buğdayı topluyorsun, çuvallara doldurup satıyorsun, ondan sonra devlet malzeme ofislerine veya tüccara para kazanıyorsun. Çalışıyorsun, para kazanıyorsun, geçimini temin ediyorsun. Ekiyorsun, biçiyorsun. Ya. Ve kainat ülkesinin arz memleketinde padişahı ezel ve ebedin, yani Cenab-ı Hakk'ın gayet dikkat altında bir müfettişi, bir nevi halife-i arzı yeryüzünde Allah'ın halifesi, vekili, Allah adına iş gören bir memuru. Ama Cenab-ı Hak yarattığı bütün kullarının her insanın hal, hareket ve amellerini nezaretle takip ediyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil varid ayet-i kerimesiyle size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Ve huve ma'akum eynema kuntum, siz nerede olursanız olun ben sizinle beraberim diyor. Ve huve alimun bi zati sudur, ferman ediyor ayet-i kerimeyle. O kalplerden geçen en gizli istek ve arzuları bilir diyor, Cenab-ı Hak kendisini tarif ediyor. İnsan Allah'ın gayet dikkati altında, nezareti altında, halifeye arz olarak Allah'ın adına iş gören bir memuru. Bu kadar değerli bir varlık. Mümin insanlar. Ve cüz'i ve külli harekatı kaydedilen bir mutasarrıfı. Evet, yeryüzünde tasarruf ediyoruz. Ekiyoruz, biçiyoruz, her türlü işimizi yapıyoruz ama her hareketimiz de kayıt altında. Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresi'nde kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Siz ne yaparsınız yapın, onları gören, bilen ve kaydeden yazıcı melekler vardır diyor. Ya inan inanma. Her insanın sağ omuzunda işlediği sevaplı amellerin, İyi hayırlı amellerin sevabını yazan bir melek var. Sol omzunda da işlediği günahları yazan diğer melek var. En küçük ayrıntısına kadar yaptığımız her şey yazılıyor, kaydediliyor. Ta ki ileride bunun hesabı görülecek mahşer meydanında. Ve sema ve arz ve cibalin, göklerin, dağların ve yerin kaldırmasından çekindikleri emaneti kübrayı omzuna alan ve önüne iki acip yol açılan bir yolda zihayatın, hayat sahiplerinin en bedbahtı ve diğerinde en bahtiyarı. Ya Allah insana en edenilen bir emanet yüklemiş. Ahzab suresinin
72. ayetini Üstad burada işaret ediyor. Biz diyor emaneti gökleri, göklere, dağlara ve yere teklif ettik de onu yüklenmekten korktular. Allah'a farazi bir şirk koşmaktan korktular. O emaneti ancak insan yüklendi. İnsan da innehu kâne zalûmen cehûlâ diyor ayetin devamı. İnsan da çok çok zalim, çok çok cahildir diyor. Eğer bu emaneti Allah'ı tanımak, bilmek, iman edip ibadet etmek istikameti kullanırsa, hidayet yolunda giderse o insan insanların en bahtiyarı. Ama nefis ve şeytan peşinde o enesini kullanırsa insanların en bedbahtı ve cehennem müşterisi olan bir duruma düşüyor. Ya. Ve çok geniş bir ubudiyet kullukla mükellef bir abdi külli bir kul. Ve kainat sultanının ismi azamına mazhar ve bütün esmasına en cami kapsamlı bir aynası. Ya Cenab-ı Hakk'ın bin bir güzel isimlerine aynalık yapabilecek kapasiteye sahip olan bir varlıktır insanoğlu. Ve hitabat-ı sübhaniyesine, Allah'ın sübhani hitaplarına ve konuşmalarını en anlayışlı bir muhatabı hassı ya. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da ya eyyühen nasi ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz. Ya eyyühellezine emenü ey iman edenler diye ya maşere cinni vel ins ey cin ve insanlar topluluğu diye hitap ediyor ama ey ağaçlar topluluğu, ey hayvanlar cemiyeti böyle bir hitap yok ki. Çünkü Allah'ın hitabına onlar muhatap olabilecek bir kabiliyette değil. Ama Allah insanı öyle yaratmış ki kendi hitaplarına muhatap olabilecek bir kabiliyette yaratmış. Ya. Ve kainatın zihayatları hayat sahipleri içinde en ziyade ihtiyaçlısı. Ya bir de bu var. Mesela kuş sabahtan akşam bir avuç yem buldu mu başka bir şey beklemez. Ertesi gün bir avuç daha bulur hayatını günlük anlık yaşar. Hayvanların da ahırlarındaki önüne konulan yemlerini yer, işine bakar. Öküzse çift sürer, inekse süt verir. Ama insanoğlunun ihtiyacı bir değil, bin hayvanlara benzemiyor. Allah'ın Samet ismini aynalık yapması için Allah onu kendi zatına nihayetsiz muhtaç olarak yaratmış. Allah'ın nihayetsiz yarattığı nimetlere muhtaç halde bırakmış Allah-u Zülcelal. Ve hadsiz fakriyle ve aciziyle beraber hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onun içinden zararlı şeyleri bulunan bir biçare zihayatı ve istidatça kabiliyet bakımından en zengini ve lezzeti hayat cihetinde en müteellimi ve lezzetleri dehşetli elemlerle alude karışık. Allah Allah. Yani insan geçmiş ve gelecekle fikren alakadar olduğu için hayatın lezzetlerinden nihayetsiz lezzet alabiliyor. Elemlerinden nihayetsiz elem duyabiliyor. Böyle bir canlı varlık insan. Ve bekaya en ziyade müştak ve muhtaç ve en çok layık ve müstahak. Hep insanın tarifleri bunlar. Üstad Hazretleri onun için diyor, kim kendi uyanık vicdanını dinlese, oradan ebed ebed diye haykıran bir sesin feryadını işitecektir. En büyük fani olan şey, vicdanın bu ebediyet arzusuna karşılık gelemeyecektir diye söylüyor. Ve devamı ve saadet-i ebediyeyi hadsiz dualarla isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona verirse onun bekayı ebedi yaşamaya karşı
arzusunu tatmin etmeyen ve ona ihsanlar eden zatı perestiş derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok harika bir mucizeyi kudreti Samedaniye Allah'ın Samet olan adı Allah'ın bir kudret mucizesi ve bir acubi hilkat yaratılmışların içerisinde en acayip bir varlık olan konumunda olan insan. Şimdi bu dersin devamı var. Bu kadar 20 civarında insanın Cenab-ı Hak tarafından yaratılış özellikleri sayıldı. Bakalım devamında yarın akşam Cenab-ı Hak bu insanın bu özellikleriyle yeniden diriliş ahiret bağlantısını nasıl kuracak? Onu da yarın akşam okuyalım inşallah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.